Dünyada güzel bir hayat. Allah sonsuz ahiret nimetlerinin yanı sıra dünya hayatında da ihlas sahiplerine çok güzel bir karşılık verir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah dilediğini şaşırtıp saptırır. Kendisine katıksızca yöneleni de doğru yola yöneltip iletir. Ayetinde de bildirildiği gibi Allah kendisine katıksız olarak yönelene yardım eder ve onu dost doğru yola yöneltip iletir. Yine bir başka ayetinde ise Allah ihlas sahiplerine olan desteğini ve yardımını şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dost doğru yola yöneltip iletir. Maide suresi 16 Rabbimiz ihlas sahiplerine dünya hayatında da sayısız nimetler bahşeder onları inkar edenlerin kasvetli, sıkıntılı ve bereketsiz hayatlarından uzaklaştırır. Allah'ın Kur'an'da kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Ayetiyle de bildirdiği gibi onları güzel bir hayat ile yaşatır katıksızca Allah'a yönelen bir insan dünya hayatının tüm sıkıntılarından ve üzüntülerinden uzaklaşır. Sadece Allah'tan korktuğu için tevekküllü, huzurlu, güven dolu bir hayat sürer. Kınayanın kınamasından korkmadığı için dünya hayatına dair hiçbir endişesi ve tedirginliği olmaz. Bir tek Allah'ın rızasını hedeflediği için hiç kimsenin onu yese düşürmesi, gerginliğe sürüklemesi mümkün değildir. Yalnızca ahirete hedeflediği için dünya hayatının malı, mülkü onu tasalandırmaz.'' ne malını ne mülkünü artırmak ne de onları kaybetmek bu kişiyi bir korkuya, endişeye sürüklemez. Her zaman teslimiyetli, tevekküllü, itidalli, müşfik, sabırlı ve tevazuldur. İhlas ve samimiyetle yapılan işlerde insanların rızası, dünyevi çıkarlar ya da öne çıkma hırsı gibi konular hedeflenmediği ve sadece Allah'ın rızası arandığı için sonuç hep bereketli olur. Çünkü kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaad etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır.'' ayetiyle de bildirdiği gibi Allah kendisine şirk koşulmadığında insanların rızasından, dünyevi çıkar beklentilerinden arınıp katıksızca Allah'a yönelindiğinde müminleri kesin olarak başarıya ulaştıracağını vaat etmiştir.